Ben bir gün evde duş alıyordum. Ayakta duş alıyorum böyle. Şimdi yıkanırken ben bu hikayeyi bir yere kadar anlattım. Bir yerden sonrasını anlatmadım. Sadece üniversitede anlattığım için anlatıyorum. Yıkanırken şu kafam önde yıkanıyorum. Lan duş yukarıdan akan bir şey. Ben filmlerde izliyorum, herkes böyle yıkanıyor. Ya ben niye kafam önde yıkanıyorum? Ya delireceğim yani. Şimdi ben niye kafam önde yıkanıyorum? Ben 1969 doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da bu dönemde hala öyledir. Sizin annelerinizin ev babalarınızın evi öyledir büyük bir ihtimalle. Veya şu anda kaldığınız evler banyo kazanlıydı. Banyo kazanlı evlerde banyo kazanının altından odunu atarsın, banyo kazanı yanar, altına güğümü koyarsın, banyo kazanını açarsın, su ısınınca oradan sıcak su akar, buradan soğuk suyu bunun içine koyarsın, tabureye oturursun yere, sefer tasıyla böyle yıkanırsın. Kafa benim oradan eğik kaldı. Şimdi eşeğe altın semer vursan eşek yine eşek. Değişmez. Ben hayatım boyunca o dönemlerde küvetli evlere özendim. Yani küvetli evlerde o. Allah tanıdıklara gideriz küvetli ev. Çünkü o küvetli evin bir fotoğrafı vardır abiciğim. O fotoğrafta şampuanlar, renk renk bilmem neler, süngerler, cartlar, curtlar hep özenirdim. Abi nasıl bir şeysin sen ya diye bana böyle. Severdim küvetli evleri ama hep banyo kazanlı evlerde büyüdüm. Banyo kazanlı evlerde büyümenin artısı bize şu oldu. 1980'de Türkiye'de ihtilal olunca ben orta 2'de falandım. Birçok evde kitap yakıldığı gibi bizim evde de kitaplar yakıldı. Nerede yakıldı? Banyo kazanında. Ben Bedirrahmi Eyüboğlu'yla köpüklendim. Jean-Paul Sartre'la kurulandım. Nazım Hikmet'le durulandım. Onun için de... Onun için de suyun nereden geldiği belli oldu. Yıllar sonra İstanbul'a geldim. İşte taşındık. Halkalı toplu konutlarında oturuyorum. Banyo kazanlı. Arkasından Şişli'de Perihan Solak'ta bir çatı katına taşındık annemle. Yine banyo kazanlı. Yani küvetli kısmet olmadı. Kanal D'de ilk programı yapmaya başladım. Beyaz Şov'u. Süremiz var değil mi hocam? Var var. Kanal D'de ilk programı yapmadım. Beyaz Şov'u yapmaya başladım. Benim sponsorum hatırlar mısınız? Rifle'dı. Rifle Beyaz Şov'u yapmaya başladım. İlk sponsorum oldu. Ben deliriyorum Allah'ın para kazanacağım diye. Çünkü bugünün parasıyla Kanal D'den o zaman yeni başladığım için ayda 2 milyar lira falan para alıyorum. Yani program başı 500 milyon lira. Hala kefeni çok fazla yırtabilmiş değilim. Ve toplantıya gidiyoruz Rifle'a. Ben böyle acayip işte sevinçliyim. Tamam oğlum falan. Toplantıya girdik. Yanımda menajerim bir bayan var. Kadınla zaten daha yeni tanışmışım. 2 gün olmuş menajerim olalı. Karşıda böyle bir sürü takım elbiseli adamlar, müdürler, genel müdürler falanlar filanlar. Biz böyle oturuyoruz. Aysun'du ismi. Menajerimin de. Onunla daha birbirimize bakışıyoruz böyle tanımadığımız için birbirimizi. Yani daha biz onunla aramızdaki meseleyi halledeceğiz ve adamlara bir cevap veriyoruz yani. Adamlar böyle konuşuyorlar. Ben anlamıyorum işte infomercial mı yapsak, merchandising mi yapsak, yok işte editorial yapalım falan diye. Ben abicim ne vereceksiniz diye bakıyorum böyle. Yani. Adam dedi ki ya Beyazıt dedi yani bizim sizin için düşündüğümüz para belli dedi. Ben ne kadar dedim. Ama öyle bir üzgün bir ifadeyle söyledi ki. Ne kadar dedim. Senelik dedi 500 bin dolar dedi. Şimdi ben içimden dedim ki. Ulan herif nasıl bir para kazanıyorsa. 500 bin dolar 500 bin. Hani bunu verirken üzülüyor. Hani bana hani az diye üzülüyor falan gibi bir şey. Ben sevinçten adama toplantıda o takım evleri adamlara şey dedim. Olur abi. Bak, abi dedim. Çünkü o para yani gitsin istemiyorum. Şimdi dışarı çıktık hemen imzayı attık. Aysun'a dedim ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun dedi. Ortaköy'deyiz ev almaya dedim. Ben dedi Reis abi parayı daha dedi yeni verdin aldın dedi. Daha dur bakalım parayı almadım bile imza attın. Yok abi dedim ben memur ailesi yani. Ben dedim önce kafayı bir yere sokacağım. Çünkü o adamların benden o parayı geri isteyebileceklerini düşünüyorum. Ya inanamıyorum. Çünkü isterlerse pisleşeceğim. Hani para isterse ne yapayım kardeşim ben ev aldım o parayla. Diye hani o... Hani geri kalanını vermeye razıyım yani. Hani o durumda. Neyse bakın Ortaköy'den Mecidiyeköy'e ev almaya gidiyorum. Ortaköy ile Mecidiyeköy arası nasıl anlatayım size?
Kültür Park'la heykel arası kadar bir mesafe. Belki daha da uzun. Niye Mecidiyeköy'e gidiyorum ev almaya? Çünkü Kanal diye Mecidiyeköy'de, Ortaklar Caddesi'nde. Benim dünyam o kadar ufak ki. Ya kardeşim param var, bir gitse Tarabiye, Bebek, Arnavutköy, Gez. Hayır. Bize küçüklüğümüzden beri ev okula yakın olsun, işe yakın olsun diye öğretildiği için işe yakın ev arıyorum. Ve ben Sevinç'ten, Ortaköy'den Mecidiyeköy'e kadar o param olduğu için ev almaya gittiğim için taksiden daha hızlı gidebileceğimi hesap ederek koşarak gittim. Çünkü biliyorum ki taksiye binsem içinde koşacağım. Ya yemin ediyorum öyle bir içine bir kedi oynuyor yani böyle hani yumakla öyle bir sevinç var. Gittim böyle Mecidiyeköy'de Ortaklar Caddesi'nde geziyorum. İlk gördüğüm ev satılık yazıyor. Çok güzel. Ya abi bir gezsene niye çok güzel? Sana mı asmış onu yani o? Bir gez yani. Girdim eve. Dubleks bir ev böyle. Apartmanın en üst katı. Abi baktım iki katta da küvet var. Abi dedim bu ev benim ya. Yani hani benim yani. Hani bana yapmışlar evi yani. Ev sahibini çağırdık. Geldi ne kadar dedim. İşte bir fiyat söyledi. Hiç pazarlık da yapmak istemiyorum ya. Param var yani ev alacağım falan. Abi pahalı değil mi dedim. E şu kadar yapalım dedi. Çok az bir şey indirdi. Tamam alıyorum dedim. Aldım. Annemin haberi yok. Dayadım. Döşedim evi bir hafta içinde. Gittim anneme dedim ki anneciğim dedim bizim bir arkadaşın evi var. Çocukla beraber kalıyoruz ara sıra. Gel dedim sana evi göstereyim eşyaları beğenirsen. Aynı eşyalardan bizim evi alalım dedim. Oğlum bana milletin evini gezdirme dedi. Ya bir şey olmaz dedim ya gezelim ya çocukla aynı evde kal anahtarı var bende yani dedim. Ya gezdirme mezdirme derken iyi hadi dedim. Gittik eve girdik. Tabii annem eve bir girdi. Böyle mükemmel hiç hayatımızda görmediğimiz bir ev dayanmış döşenmiş. Annem eve girince şeydi. Gözü kör olasıcalar nerelerde yaşıyorlar. Şimdi yani ya hemen şey yapmayalım yani öyle hemen sinirlenmeyelim anneciğim yani falan diye. Anahtarı verdim dedim ki bu ev senin hani ilk paramızı da aldık hayırlı uğurlu olsun artık kafamıza bize bir yarısı. Ağlaştık koklaştık annemle. Neyse aradan bir iki gün geçti ben küvete girmiyorum. Girmedim yani denk gelmedi. Ve ben Paris'e gittim bir stand up için oyun için. Paris'ten bir mole girdim alışveriş yerine girdim. Oradan böyle bir sürü şampuan aldım. Vücut köpükleri, banyo kremleri anlamadım. İçine bakmıyorum ne var yani. Böyle kutular küvette nasıl duracak onlara bakıyorum yani. Böyle. Köpükler bilmem neler falan filan aldım abi. Geldim eve dizdim hepsini böyle. Dedim tamam abi o ilkokulda gördüğüm tablo, ortaokuldaki tablo oldu. Küvet tablosu. Aradan da yine bir iki gün geçti. Yine girmiyorum küvete. Niye girmiyorum? Çünkü artık küvetle aramda duygusal bir ilişki başladı. Yani bugüne kadar sen beni sokmadın artık benimsin ben girmiyorum. Yani hani nasıl olsa ama buralardayım girebilirim yani. Hani hemen havalara girme diye. Küvetle aramda böyle bir şey var yani. Girmiyorum, girmiyorum abicim. Bugün yine küvete girmedim ya falan diye böyle. Hani sevinçliyim yani. Ama evde küvet var falan diye. Girdim küvete. En son doldurdum. Yattım içine. Beyazıt dedim. Koçum 27 senenin dedim. Acısını çıkartıyorsun dedim. 27 senenin dedim. Kiri çıkacak dedim. Yat abi dedim. Yat. Yattım abi küvetin içine. Açtım bir tane şampuan, döktüm elime. Ya bir baktım, yeşil elmalı şampuan. Yani ben bunu senelerdir zaten bunu kullandık yani. Allah Allah. Başka bir şampuan döktüm, yeşil elmalı şampuan. Başka bir tane yeşil elmalı. Banyo köpüğü döküyorum, yeşil elmalı şampuan akıyor içinden. Vücut kremi döküyorum, yeşil elmalı. Lan delireceğim. Her şeyin içinden yeşil elmalı şampuan dedim. Kaderden mi kaçamıyorum kardeşim? Hani Paris'e gittik aldık geldik yani. Annemi çağırdım, sen dedim bir şey mi yaptın? Pazardan kiloluk yeşil elmalı şampuan aldım. Bütün bunları bir kovanın içine boşaltmış. Bunların içine de yeşil elmalı şampuan koymuş. Dedim niye yaptın böyle bir şey? Misafire kalsın diye yaptım. Şimdi bu benim hayatımı çok kısa özetleyen bir hikayedir. Böyle bir yapı içinde büyüdüğüm için, sahiden de böyle olduğum için benim keyfim çok yerinde. Teşekkür ederim.